Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 138. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün yine uzaklardan bir konuğumuz var. Amerika'dan Michigan Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Yanlış değil değil mi hocam? Yok. Doğru söylüyorum. Öğretim üyesi Doktor Erdem Çıpa. Erdem Çıpa'nın kitap yayın evinden çıkan bir kitabı üzerine Yavuz'u yaratmak, Osmanlı dünyasında saltanat vesayeti, meşruiyet ve tarihi hafıza alt başlığıyla çıkan bir kitabı üzerine bu akşam bir sohbet gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kitabı büyük bir dikkatle okumaya çalıştık ve daha önce yaptığımız yayınlar ve bir sonraki Nükhet Hoca ile yapacağımız yayınlarla da böyle bir bağlantı kurarak, yayınla da bağlantı kurarak böyle bir ilginç bir aslında çok mümbit bir konu ve Türkiye'de maalesef çok fazla konuşulmamış veya konuşulsa da hani biraz böyle ötelenmiş diyelim bir alanda ilginç bir çalışma olmuş. Hocam öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, sağ olun. Bu sohbeti ilk olarak Ozan'ın sorusuyla açalım diyoruz. Buyur Ozan. Teşekkürler abi. Sağ olasın. Estağfurullah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen sene yapacaktık ama işte kitabın çıkması bu seneye... Evet. Tercümesinin yapılması, bitmesi, her şeyin evet. Bir sene aldı. Şeyden önce de, programdan önce de şeyi gösterdim. Hani 1662 tarihli Selim tasvirini... İşte isminin birincisi deyince doğrudan aklıma şey geldi. Kitabın ilk bölümünde okurken Game of Thrones taht oyunları geldi. Çünkü cidden hani biz yani Selim'i biliyoruz. Hani az buçuk işte okuyanlar da biliyordur. Ama işte bir baba babasını sultanı tahttan indiren bir sultan. Yani çok kardeşlerini de öldürüyor. İşte bayağı bir şey... karışık bir dönem aslında ama hep böyle bir sanki örtbas edilmiş, üstü örtülmüş gibi bir durum var. Ya bunun sebebi nedir böyle? Niye böyle? Çünkü öncesinde işte bir de bununla beraber yani şu, onunla da geleceğim. Mesela öncesinde işte ikinci Mehmet var. Beyazıt var. Çok uzun bir dönem padişahlık yapıyor o da. İktidarda kalıyor. Sonra 1. Selim geliyor, sonra da 1. Süleyman geliyor. Ama mesela bu seri içinde babası da Selim'in işte 9 senelik, 10 senelik iktidarda kalmasına rağmen böyle gölgede kalmış bir figür. Yani bunun böyle bir toptan bir değerlendirmesi. Tabii yani şeyi, Game of Thrones referansları ben çok anlamıyorum açıkçası. Çünkü ünlü bir şey olduğunu bilmekle beraber İçeriği hakkında en ufak bir fikrim yok. Benim onu yok. Söyleyebilirim. Ben de hiç izlemedim. onu bilemiyorum. Ama mutlaka, taht oyunlarından, evet, ama taht oyunları konusunda en ufak bir şüphe yok. Birincisi taht, yani vesayet, veraset kavgaları, saltanat verasetinin kavgalarla örülü bir yapısının olması zaten kendi içinde problemli bir şey. Yani çünkü ne olursa olsun o veraset saltanat oyunu içinde kazanan kaybeden, birbirine saldıran, ilk saldırıyı başlatan, bunların hepsinin içinde bir meşruiyet kaygısı herkes için var. Hele Selim'in durumunda, 1. Selim'in durumunda saltanata geçmek için mücadele ettiği başat kişi, o sırada hayatta bulunan babası 2. Bayezid olduğu için bu zaten kendi başına bir problem. Evet. Çünkü 2. Bayezid, yani Osmanlı sultanlarının tahta geçmeleri en azından klasik dönemde bir yasa olmasa da bir anlayış olarak, kabul edilen bir gelenek olarak hayatının sonuna kadar kendisi tahtı bırakmadığı müddetçe zaten meşru sultan olarak kabul ediyor. Dolayısıyla zorla tahttan itmek, başka birisini indirmeye çalışmak yani başlı başına gayrimeşru bir durum. Tahta olan sultana karşı ayaklanma yapmak da aynı şekilde. O da problemli bir durum. Dolayısıyla hem taht mücadelelerinin kendisi Osmanlı devlet yapısında ve saltanatın olması gerektiği gibi kurallar çerçevesinde babadan oğula veyahut da babadan yani sultandan yine Osmanlı ailesine, hanedan ailesine ait bir erkeğe geçmesindeki problemli aşamaları gösterdiği için çok hoşlaşılan bir konu değil zaten. Çünkü
bir kesintiyi ihtiva ediyor. Evet. Birisinin ölmesini, başka birisinin geçmesini ihtiva ediyor ve o iki birisinin vefatıyla diğerinin başa geçişi arasında da yine problemli bir dönem var. Dolayısıyla böyle bir dikensiz gül bahçesi olmayan bir süreç bu. O süreçten bahsetmekten çok hoşlanmıyorlar genel olarak. Selim söz konusu olduğunda ise işte babasının hala tahtta olmasının getirdiği bir şey var. Kendisinin tercih edilmeyen şehzade olmasının getirdiği ayrı bir sorun var. Yani baktığınız zaman şehzadelerin hangi sancağa gönderileceği sorusuna baktığınız zaman Selim en uzaktakine gönderiliyor, Trabzon'a gönderiliyor. Diğer abileri Korkut'la Ahmet, yine onlar bir tanesi yine tek elinde, öbürü Amasya'da. Dolayısıyla tahta erişimleri, Bayezid'in ikinci Bayezid'in ölümü durumunda tahta geçmeleri, hatta ulaşmaları en azından payitahta daha kolay yerlerdeler. Selim en uzakta. Orada zaten favori şehzade olmadığı açık. Evet. Bütün sürecin hiç de tercih edilmeyen bir şehzade tarafından gayet güdümlü, gayet stratejik bir şekilde ve babayı da, ikinci Bayezid'i de tahttan indirecek bir şekilde sonuçlanması kendi içinde problemli bir durum. Evet. Ve bundan bahsederken de baktığınız zaman Osmanlı tarihleri çok çok dikkatliler. Yani açıkçası genel tarihlere baktığımda ben daha böyle genel geçer bir kanıyı işte görüyorum. İkinci Bayezid tahttan geçmeyi zaten düşünüyordu. En sonunda da kendi isteğiyle oğluna bıraktı falan gibi ifadeler olan bir sürü tarih var. Fakat bir sürü tarihsel anlatı, illaki bunların hepsi hanedan tarihleridir, onların içinde bunun hiç de sorunsuz bir süreç olmadığını gösteren ipuçlarını bulmak mümkün. İşte o ipuçları yalnız büyük bir çoğunluğu çok çok böyle açık seçik bu sürecin probleminden, sorunlu doğasından bahsetmiyorlar. Bahsedenler de üstü örtük bir şekilde bahsediyorlar. Evet. Şimdi sizin kitabınızı okurken bu Osmanlı tarihinde tekil bir örnek, yani babasıyla savaşarak, hatta yer yer çatışarak, ordular kurarak, Çorlu Muharebesi gibi. Yani yaşayan sultanla, meşru sultanla oğlu arasında bir taht kavgası başlamış ve bunun başka bir örneği yok bildiğim kadarıyla Osmanlı tarihinde ve bayağı bir şey. Şimdi burada sizin kitabınızın girişinde bu Yavuz lakabı üzerinde bir şey var. Şimdi Yavuz'u iki türlü okumak mümkün. Bir yandan işte cevval, kahraman, atak gibi de okunabilir ama bir yandan habis ve kötü ruhlu anlamında da bir okuması olabilir ki lügatta da böyle şeyler var. İlk kez Yavuz lakabı herhalde bir 100 yıl sonra falan kullanılıyor. Hı hı. Ama bunu ne anlamda kullanıldığı çok belli değil. Bu işte Yavuz'u yaratma başlığından da hani şey yaparsak, gidersek, bu biraz da gayrimeşru bir eylemin yeniden kurgulanması hikayesinde bir tarihi yeniden yazma şeyi var, durumu var. Burada işte yani size soracağım, bu lakabın konulması, işte bu toplumsal hafıza, işte bütün bu Anadolu'daki özellikle işte Safevi destekçisi görülen insanların bir şekliyle katledilmesi vesaire meselesinde bir yeni bir tarihçilik aslında devreye giriyor. Hı hı. Biraz işte o Selimnamelerden falan, buralardan bir devam edebilir miyiz? Tabii, hocam? Tabii. Yani Yavuz kelimesinden önce başlayayım. Evet. Ben kesin olarak Yavuz kelimesinin ne zaman ilk defa kullanıldığını Selim için bilmiyorum. Yani bir anonim tarihte benim gördüğüm çok böyle erken bir şey var, referans var. İşte 16. yüzyılın, 17. yüzyıla falan da denk gelen bir şey. Fakat orada da yazma daha sonraki yüzyıllardan, yani yazmaya sonradan eklenmiş mi eklenmemiş mi diye bir soru insanın kafasında hemen yerleşiyor. Fakat yani en azından bir 100 yıl kadar bir süreden bahsediyoruz. Evet. Yani görünen o, en azından şimdilik benim bildiğim kadarıyla. Yerleşmesi çok daha geç. Yani yerleşmesi herhalde 19. yüzyılda falan olan bir şeydir. Hı hı. Yani açıkçası kelimenin hayatı, yani Selim'in hayatı sırasında ona atfedilmemiş olması ve hemen sonrasında da atfedilmemiş olmasından
en azından 15. ve 16. yüzyıllardaki 16. ve 17. yüzyıllardaki anlamının çok da olumlu olmadığını çıkarmak mümkün. Evet. Yani şeylerin yani lakabın sonradan takılması veyahut da yerleşmesi çok anormal bir şey değil. Fakat lakabın yerleşmesinin çok çok gecikmesi bir kere orada kelimenin anlamıyla ilgili bir olumsuzluk olduğunu gösteriyor bana. Evet. Kelimenin tam anlamına baktığınız zaman da 15. ve 16. yüzyıldaki lügatlara baktığınız zaman olumlu anlamı, yani siz dediğiniz gibi iki ayrı boyutu var bunun. Yani bir tanesi kötücül, öbürü ise yine kuvvetli, kudretli, evet. Şedid bile olsa yine olumlu anlamda gücünü, olumlu anlamda kullanan hiçbir şekilde yorulmaz falan anlamına geliyor Yavuz kelimesi. O ikinci anlamı, yani olumlu denebilecek anlamı daha sonra oluşan bir anlam. Evet. Yani benim düşündüğüm olumsuz anlamının ağır bastığı bir dönemde böyle bir kelime atfediliyor. Fakat tarihçiler çok çok açık bir şekilde bunu yazmıyorlar veyahut da kitaplarında kelama dökmüyorlar. Fakat toplumsal hafızada yaşayan şey bir süre sonra tarihlere de yansımaya başlıyor. Fakat bu sefer olumsuz anlamından hafif sıyrılmış olarak. Evet. Yani şeye bakacak olursanız bir anonim tarihte Yavuz ismini nasıl aldığına dair bir anekdot var. O anekdotta işte uzun süre Trabzon'dan, Sancak'tan vergi göndermemiş İstanbul'a. Onun üzerine bir anekdot var. Sonra da Bayezid'e bu söylendiğinde işte bu oğlan böyle Yavuz oldu diyor. Yani böyle böyle kötücül bir hale geldi. Yani vazifelerini bile bir şehzade olarak yerine getirmiyor anlamında kullandığı olumsuz bir niteleme var. Tabii bunun tam tarihini bu metnin bilmiyoruz ama 17. yüzyıl anonim tarihine dayanan bir 19. yüzyıl kopyası. Kelime sonra mı eklendi yoksa orijinalinde var mıydı onu bilmek mümkün değil. Yani o yüzden ikircikli bir durum. Kitabın başlığına gelince ben açıkçası bunun İngilizce orijinali 2 sene evvel çıktığında The Making of Selim diye kurmuştum. Çünkü Yavuz kelimesinden imtina ediyordum kullanmaktan. Evet. Çünkü bu sefer ben de eninde sonunda olumlu veyahut da olumsuz anlamıyla o kelimeyi kabul eder duruma düşecektim. Çok istediğim bir şey değildi fakat yani burada işte Türkiye'deki akademik yayın meselesi devreye giriyor. Eğer Selim'i yaratmak diye bir şey olsaydı bu sefer hangi Selim hangi sorusu Selim olacaktı? Halbuki Yavuz'u yaratmakta öyle bir problem yok. Yavuz'u ayrı yazdığınız zaman da italik falan yapmak gibi durumda kalmıyorsunuz. Yani o Yavuz bir lakap olarak kullanıyorum. Kişiye gönderme yaparken doğrudan kullanmayı tercih ettiğim bir kelime değil. Zaten kitabın tamamında Selim diye geçiyor. Yavuz diye. Evet. Onu ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Anakronistik bir şey olduğunu düşünüyorum. Hı hı. O yüzden ondan uzak duruyorum. İkinci bir kısım vardı sorunuzun. Selimnameler üzerine. Yani Selimnameler birincil, yani şehname literatürüne benzer. Hı. Daha ziyade metin içeren şeyler. Yani diğer şehnamelerden belki farklı olarak görsel unsurları, minyatürleri falan az olan, daha doğrusu minyatürlü olan kopyaları, nüshaları az olan çalışmalar. Bunlar işte Selim'in hayatını edebi bir dille yaptıklarını, ettiklerini, başarılarını edebi bir dille anlatıyorlar. Ve orada böyle bir copy editing diyebileceğimiz bir süreç var, bir tashihi var imajının. Bazı şeylerden bahsetmiyorlar. Mesela babasının vefatından sonra başlayan, 2. Bayezid'in ölümünden sonra Selim'in tahta çıkışıyla başlayan Selimnameler var. Dolayısıyla ikircikli olan konulara hiç değinmek zorunda kalmıyor öyle bir şey yapan birisi. Ya da kardeşlerini ve yeğenlerini öldürtmesinden çok çabucak bir cümleyle bahsedip üstü kapalı bir şekilde geçenler var. Dolayısıyla genel olarak baktığınızda Selimnamelerde uzun vadeye yayılmış bir şekilde imajını tahsih etmek konusunda yararlı olan şeyler olduğunu, metinler olduğunu görüyorsunuz. Evet. Fakat bu ne Selimnamelerin ne diğer tarihsel metinlerin hiçbir şekilde eleştiri olmadıkları anlamında gelmiyor. Mesela yayından hemen önce konuşmuştuk sizinle. Çorlu Savaşı'ndan bahsettiniz. Orada ona da göndermede bulundunuz. Selim'in vefatının Çorlu'da gerçekleşmesini Selimnameler dahil bir sürü tarihi metin özellikle söylüyor. Yani babasıyla savaştığı yerde bu dünyadan öbür dünyaya göçtü. Yani takdir-i ilahi diyorlar takdir-i yani. Takdir-i ilahi, yani Allah onun cezasını verdi anlamına geliyor bu. Çok çok açık bir şekilde söylenmese de. Yani böyle üstü kapalı, üstü örtülü vurgular var. Babasının zehirlenerek öldürüldüğüne dair üstü kapalı ifadeler var. Evet. Kardeşlerini öldürme, daha doğrusu yeğenlerini öldürmesinin İlla yine son derece meşru olmadığını
ifade eden ibareler var. Yani bunların hepsi üstü örtülü. Yani en fazla Selim'in imajını düzeltmek için kullanılan metinlerde dahi eleştirel şeyler görebiliyoruz. En fazla Selim'in imajını olduğu gibi veyahut da olduğu olabildiğince kötü gösterecek olan metinlerde de olumlu şeyler görebiliyoruz. Evet. Zaten açıkçası benim kitabın ikinci kısmını yazarken beni heyecanlandıran şey oydu. Çünkü birinciyle ilgilendiğim konu, tarihi yazanlar niye yazdıkları gibi yazıyorlar? Yani ne yazıyorlar ve hakikaten ne olmuş sorusunun ötesinde yazan niye böyle yazıyor diye bir soru vardı kafamda. Kafasının arkasındaki şey ne? Evet. Yani soru nedir? İdeolojik bir kaygısı mı var? Geldiği sosyopolitik kültürün bir uzantısı mı? Hamilik ilişkileri yüzünden işte Selim'in yanında olan bir gruba mensup olan birisinin hamilik yaptığı bir yazar çok daha olumlu yazmasını bekleyebiliyorsunuz Selim hakkında. Ya da Selim'in karşısında yer alan bir cenahın içinden bir hamisi olan bir yazarın olumsuz yazmasını bekleyebiliyorsunuz. Neyse ki ve maalesef Osmanlı tarihleri her konuda sizi şaşırtabiliyor. Mesela orada öldürülen bir paşanın oğlu var mesela. O değil mi? O oğlunu bahsediyor mesela. Evet. Selim tarafından öldürülen. Evet. Hatta işte en büyük rakibi olan Ahmet Şehzade Ahmet'in uzun süre adamı olmuş kişilerin hamilini yaptığı yazarlar olumlu bahsediyorlar bazen. Yani her konuda değil ama olumlu şeylerden de bahsediyor. Şey nedir? Yani neden böyle peki? Çünkü şeyde de var mesela olumlu olanlar yani aynı Hizip'ten olup veyahut da Selim'i destekleyen Hizip'ten olup da olumsuz da yazabiliyor. Karşı tarafta olup olumlu da yazabiliyor. Bunun sebebi ne? Yani ne gördünüz? Ya ben birkaç şeyin olabileceğini düşünüyorum. Bir kere en genel anlamıyla Hizipler sürekli değişiyor. Yani birincisi Selim'in hayatta olma vasfıyla hepsine karşı bir avantajı var. Osmanlı tahtına geçmiş olan padişah olması hasebiyle zaten bir avantajı var. Yazanların daha eleştirel tonda yazanları Selim'in vefatından sonra genellikle kaleme alıyorlar o kısımları. Bir de yani imtina edenler de illaki Selim hayatta olduğundan veyahut da ondan çekindiklerinden değil, Selim'e karşı yöneltecekleri herhangi bir olumsuz ithamın sadece Selim'i değil bütün hanedanı bağlıyor olması gibi bir şeyden de kaçınıyorlar. Yani çünkü Selim'i eğer eleştirirlerse diyelim ki Süleyman döneminde yazıyorlar. Süleyman'ın babası zaten Selim. Yani hanedanda bir... Gayrimeşru bir hanedan var. Evet, dolayısıyla yani zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur diye bir düşünce var ise kafalarında. Yani gayrimeşru bir yerden gelen bir sultan var en azından. Kanuni döneminde yazıyorlarsa. Evet. Selim döneminde yazıyorlarsa zaten dedesi. Yani burada bir saltanatın sürekliliği var. Bununla ilgili Emine Fetvacı'nın görsel kaynakları üzerinden yaptığı bir analiz vardı. Bir süre sonra Osmanlı padişahlarının tek tek portrelerine baktığınızda çok da birbiri arasında bir fark göremiyorsunuz. Evet. Selim işte belki bıyığıyla, diğerlerine oranla, sakalıyla fark, yani uzman olanlar anlıyorlar tabii kimin kim olduğunu ama göremiyorsunuz. Bunun sebeplerinden bir tanesinin Emine Fetvacı şey olduğunu söylüyordu. Hanedanı bir bütün olarak ele alıyorlar. Yani teker teker kişilerin özelliklerini yansıtan portrelerden ziyade bütün hanedanın portresini sunuyor. Dolayısıyla kişisel özellikler, hasletler ikinci plana düşüyor. Evet. Selim'inki düşmüyor çünkü yani herkesten farklı bir sakalı var. Onu evet. Tahrip edecek halleri yok. Bir de hocam şey kitapta da bahsediyorsunuz da böyle bir iki dalga yani öbeklendiği, evet. Eserlerin öbeklendiği dönemler var. Onu hangi kontekste, bağlamda değerlendirmek lazım. O da çok böyle ilginç bir şey var. Tarihsel bir ortaya çıkış süreçleri var. Evet. Yani mesela birinci dalga, en baştaki dalga, bu arada bütün Selimnameler Selim'in hayattan sonra yazılmış değil, Selim daha tahta geçmeden tamamlandığı anlaşılan İshak Çelebi'nin bir Selimnamesi var. Kopyaların çoğu daha sonraki tarihlere tarihlendirilebiliyor. Ama Selim'in döneminde yaşamış ama eserlerini sonra kaleme almış yazarlar var. Bu dalgalara baktığınızda iki şey dikkati çekiyor. Bir, Selim henüz tahttayken hemen ona sunulmak amacıyla yazılmış ama büyük bir kısmı yetişmemiş eserler var. Çünkü 8 yıllık bir saltanatı var. Dolayısıyla yani çok uzun her şey yerleştikten sonra kaleme alıp ondan sonra kendisine sunulmasına pek fırsat kalmıyor.
İkincisi Süleyman'ın oğullarıyla arasında yine taht mücadelesi, saltanat mücadelesinin olduğu dönemde tekrar bir alevleniyor bu. Bilhassa Celalzade Mustafa'nın Meyasir-i Selimhani kitabında onu görüyorsunuz. Yani zamanlamasına baktığınız zaman tam da Süleyman'ın kendi oğullarıyla saltanat meselesi ne olacak diye 1550'lerden sonra işlerin karışık olduğu bir döneme denk geliyor. Evet. Hatta Kaya Şahin'in kitabında onunla ilgili güzel bir bölüm var ya, çok kısa olarak şeyden bahsediyor. Yine bir Bayezid ve Selim vardı. Cevdet Saltanat kavgasının içinde. Evet. İşte birinci Selim'le ilgili olanla sonradan ikinci Selim'e denk gelen, evet, tam da birbiri üzerine isimler de neredeyse birebir örtüşüyordu gibi bir gözlem de bulunuyor. Ondan sonra da bu sefer 17. yüzyılın başı filan civarında, yani saltanatın verasetiyle ilgili kanunların veyahut da geleneklerin gözden geçirmeye başlandığı, yine problemli, sorunlu bir döneme girildiğinde tekrar görüyorsunuz, evet, bu üçüncü bir dalganın gelmesini. Yani dolayısıyla sırf o zamanlama bile tarih yazıcılığının aslında yani bir fonksiyonu olduğunu, bir işlevi, evet, olduğunu, işlevsel olarak da kullanıldığını her dönemde, evet, sadece Osmanlılar arasında değil, bugün de kullanılıyor. Ertuğrul diye bir dizi var yani, evet, televizyonda. Ya da vardı, bilmiyorum, bizde televizyon olmadığı için bilemiyorum şimdi ne oluyor ne bitiyor. Onun kullanıldığını Selimnameler ve diğer hanedan tarihlerinde de aynı şekilde görebiliyorsunuz. Abi bir şey daha sorayım da bu bağlamda, ondan sonra sana sözü devredeyim. Bir de özellikle bir Selimname var Şükri'nin. Evet. Burada iki tane metin yazılıyor. Evet. Farklı dönemlerde iki metin yazılıyor ve ikisindeki Selim portresi birbirinden çok farklı. Evet, imajında bir fark var çünkü hamiler farklı. Ya bu da aslında bu söylediğiniz şeyde bağlamda değerlendirilecek bir şey. Biraz yani buna bahsedelim. Bu çok ilginç geldi. Yani bayağı hani bir metin yazılıyor. Evet. Belli bir süre sonra tekrardan metin yazılıyor ama metnin içeriği, duruşu, yani bakış açısı değişiyor. Evet, evet. Yani bir tanesi Dolkadiloğulları'nın başındaki birisinin hamiliğinde önce Şükri kalem alıyor. O metinde işte başlıyor metin ve sonunda bitiyor. Fakat Şükri'nin kendi anlattığı şekliyle daha sonra Şehsıvaroğlu Ali Beyçe yapınca idam edilince, dolayısıyla Selim'e karşı geldiği için ve Dulkadiroğulları'nın başında çok da fazla yani Osmanlı merkezinin istediği siyaseti takip etmediği için, biraz bağımsız, yarı bağımsız bazı faaliyetleri bulunduğu için o yok oluyor, resimden çıkıyor. Onun yerine gelen, oraya vali olarak gelen kişinin hamiliğinde bu sefer tekrar yazılıyor metin. Yani gelen kişi de Şükri'nin kendi deyimiyle Şükri'ye dediği, işte o dışarıdan takip ederdi. Yani senin eski hamin dışarıdan takip ederdi Selim'in ahvalini. Halbuki ben sana içeriden bilgi vereceğim deyip tashih ediyor. O iki metnin bir tanesinin tamamıyla yok olduğu düşünüyordu. Ben açıkçası galiba yine Viyana'da olan nüshasının o ilk metin olduğunu düşünüyorum. Bir tek problem var. İlk metin çok eksikli bir metin. Dolayısıyla yani satır satır karşılaştırmanız mümkün olmuyor. Fakat içeriğine baktığınızda daha eleştirel bir tınının ilk metinde olduğunu, daha az eleştirel bir tınının ikinci metinde olduğunu görebiliyorsunuz. Orada hamilerin herhalde bir faktör olduğunu düşünüyorum, bir işlevi olduğunu düşünüyorum. En azından Şükri'nin hamilerine beğendirmek istediği metni kaleme alırken farklı kriterlere göre hareket ettiğini düşünüyorum ki bu hiç anormal bir şey değil. O metnin özelinde yalnız yani iki ayrı hamiyle iki ayrı metnin olması çok enteresan bir durum, evet, yaratıyor. Şimdi bu Yavuz döneminin kör noktalarından bir tanesi de bu Memlük Seferi malum. Biz bundan işte 3-4 sene oldu herhalde. Cihan Yüksel Muslu ile burada bir yayın, evet, yapmıştık. Onunla da işte ilk kez yani çok az çalışılmış bir alan Osmanlı Memlük meselesi. Çünkü hani Safevi ile savaştın, hadi onlar şeyi, iniyorsun aşağıya, Memlük ne? Sünni ve kölemen yani şey olarak. Hatta onlar da Türkmen. Yani hatta Türkçe Türkmen mi? Yani Türkçe vesaire. Şimdi orada da mesela bir kör noktalardan bir tanesi o.
Bu meseleye mesela nasıl bakmışlar bu Selimnameler vesaire? Oraya bir değinelim. Bir de beni sizin kitabınızda en çok etkileyen şey şu oldu. Doge Gritti'nin 8 yıl önceden işte Yavuz Sultan Yavuz'un veya 2. Selim'in, şey 1. Selim'in bu saldırgan politikasının onun bir gün mutlaka iktidara geleceğini görmesi ve böyle bir kehanette bulunması. Bu mesela Doge Gritti yani İstanbul tarihinde de çok önemli bir şahsiyet. Daha sonradan işte Venedik Cumhurbaşkanı gibi bir şey oluyor, devlet başkanı oluyor. Doç. Burada Voyvoda gibi bir şey var. Bu öngörü adamın neden cumhurbaşkanı olduğunu veya devlet başkanı olduğunu da göstermesi açısından ilginç bir şeydi. Yani onu da söylemek isterim. Bu Memlük meselesi kör nokta olarak bu Selimnamelerde mesela nasıl şey yapılmış, görülmüş veya bunun sebepleri olarak ne şey yapılmış, nasıl meşrulaştırılmış? Yani Selimnamelerde ve hanedan tarihlerinde onun meşrulaştırılması konusunda çok bir fark görülmüyor açıkçası. Evet. Yani oradaki mesele, ya fetvalar var çünkü. Evet. Sarı Gürz'ün verdiği fetva var mesela. O fetvalarda söylenen şey, Şiilere karşı elbette savaşmak meşru ve gerekli. Memlüklere karşı savaşmak ise Memlüklar Şiilere, Safevilere yardım ettiği için mülhide yardım eden de mülhit statüsünde olur diyerek bu sefer onlara meşhur. Yani evet. Bizim düşmanımızın dostu düşmanımızdır gibi bir mantığın şer'en açıklanması o fetvada. Evet. Son derece pragmatik ya da pratik. Evet. Pragmatik kelimesinden çok fazla hoşlanmıyorum ama yani son derece işlevselleştirilmiş bir fetva anlayışı var ve o şekilde de Safavilere yardım eden birisi bir kısım olduğu için Sünniler, onlar evet. Sünni olsa da mülhit durumunda duruyorlar şer'en diyerek meşhur kılınıyor. Evet. Ama bu zaten kendi içinde problemli bir şey olmasa, tam da sizin dediğiniz gibi problemli bir şey olmasa ne fetva almaya gerek duyarlar ne bir şey. Yani fetva genel olarak alınıyor zaten şeyden önce, herhangi bir savaştan önce, çoğunda en azından. Fakat burada özellikle Memlüklerin Sünni olmasından dolayı ayrıca bir dikkat etmek gerekiyor. Zaten mülhide yardım eden mülhid olur mantığının vurgulanmasının sebebi de o. Evet. Gritti'ye gelince onunki yani içeriden bakan birisi ve akrabaları var. Yani Osmanlı kul taifesinin içinde yüksek kademede olan insanlar arasında akrabaları var. Hersekoğlu Ahmet Paşa galiba yakın zaten. Oradaki hizipleri çok rahat merkezde okuyabilen birisi. Dolayısıyla da yani bilhassa Yeniçerilerin sempatisinin Selim oldu. Daha doğrusu savaşçı sınıfların sempatisinin olmasını İstanbul'dan bakarak söylüyor. O anlamda Ahmet'in yanında durmayacaklarını, Şehzade Ahmet'in yanında durmayacaklarını veyahut da Korkut'un daha alim olarak görünen birisi olduğu için savaşçı sınıfının onun yanında durmayacağını varsayıyor. Sonuçta da haklı çıkıyor. Çünkü evet. Son tahlilinde bir Yeniçeri ihsanıyla başa geçiyor Selim. Fakat ondan önce benim vurgulamak istediğim boyutu, başından itibaren Selim'in davasının onun hep yanında olanlar Rumeli'deki beyler. Evet. Yani en son tahlilde evet, en son aşamada Yeniçeriler onun yanında oluyorlar ve bir darbeyle başa geçiriyorlar. Fakat onun o darbeye kadar yaşamasının, varlığını sürdürmesinin ve askeriye ve politik açıdan kuvvetli olmasının sebebi esas dayanak noktası olan Rumeli'deki beyler diye düşünüyorum. Ben zaten kitabın en azından ilk bölümünün argümanı da o. O buradan aslında oraya da geçebiliriz. Yani tabii. Bu çünkü burada bir olgu var. İşte Selim'in iktidara geçmesi, babasını devirerek ama bunun daha genel şeyde de genel bir perspektifte baktığımız zaman aslında burada Osmanlı siyaset düşüncesi üzerine işte bu patrimonyalizm mevzusu belki bir yerde şey diyorsunuz tırnak içinde kullanacağım toplumsal sözleşme evet mevzusu. Evet, evet. Ve şeyler içindeki siyasi Osmanlı siyasi iktidarındaki aslında hep böyle bir şey diye düşünüyoruz mutlak gücü elinde tutan bir iktidar varmış gibi düşünüyoruz ama aslında bu böyle değil yani belki de en başından itibaren böyleydi. Sürekli bir pazarlık halindeler. Evet. Ve sürekli bir şey halindeler aslında. Hem pazarlık hem de çatışma halindeler. Evet. Yani aslında buradan da biraz gidebilir miyiz? Yani bu hizipler, ya bugün belki parti diyebiliriz.
onların yapıları, özellikle ben yine okurken bu 100 yıl önceki Fetret dönemi de, işte yani Ankara Savaşı ve sonrasındaki dönem de aklıma geldi. Orada çünkü şöyle bir durum vardı. Birinci Beyazıt Timur'un önünde mağlup olduğunda sadece mesela onun yanında işte Balkanlardan gelen Hristiyan tebaa yanında duruyordu mesela. Orada da çok ilginç bir yani şey olarak benzerlik var. Coğrafi olarak bir benzerlik var. Çünkü Selim'in yanında da Balkanlardaki akıncılar, işte akıncı öbekleri diyelim, akıncı beylikleri duruyor. Yeniçerilerin dışında da. Yani bu aslında bir merkezi bir devlet olmadığının yani her ne kadar işte 2. Mehmet'ten itibaren böyle bir merkezleşme olduğunu söylesek de böyle bir yapının olmadığının da göstergesi. Biraz daha tabii ben böyle şey yaptım, giriş yaptım ama devamı için. Doğru. Yani şey merkezi yani en başından itibaren yavaş yavaş merkezileşmeye doğru gittiğini zaten varsayıyoruz ve kabul ediyoruz ve onu görmek de mümkün. Yani Osman Bey'in, Orhan Bey'in başında olduğu siyasi oluşum ile 2. Mehmet'in başında olduğu siyasi oluşum, Kanuni'nin başında olduğu, Süleyman'ın başında olduğu siyasi oluşum birbirinden çok farklı. Sonra tabii 1. Ahmet'inki de farklı. Evet. Yani Abdülmecid'in başında olduğu da farklı. Ama gitgide merkezileşmeyi görmek mümkün. Ben klasik dönemle ilgili daha fazla çalışıyorum. Klasik dönemde de 2. Mehmet'i hep bir nirengi noktası olarak alıyor insanlar. Bütün referansları oraya veriyorlar ve haklılar da. Yani bir sürü işte kanunnameler, başkentin İstanbul olması falan gibi bir sürü unsura baktığınızda merkezileşmenin çok somut bir şekilde artık reddedilemez bir şekilde ortaya çıktığı görülüyor. Fakat bu merkezileşmenin tek yöntem olduğu ve tamamlanmış bir süreç olduğu anlamına gelmiyor. Yani eninde sonunda 2. Mehmet başa geçtiğinde ya da ondan sonrasında 2. Bayezid başa geçtiğinde Cem Sultan diye bir vaka var. Cem Sultan'ın Avrupa'da olması uzun süre, yani oradan gelebilecek, destek bulabileceği askeri, siyasi öbeklerin de göz önünde bulundurmasını gerekiyor. Ve 2. Bayezid'in en azından 1495'e kadar olan siyasetinin nispeten barışçıl olarak görünmesine sebebiyet veriyor. Yani Memlüklere karşı savaş daha sonra açılıyor. Cem vefat ettikten sonra. Bu düzlemde baktığımızda gördüğümüz şey, evet giderek merkezileşme diye bir şey var. Fakat bu hiçbir zaman, belki de sonuna kadar imparatorluğun her şeyin merkezden yönetildiği ve o tek adamın her şeye hakim olduğu bir yönetim biçimine dönüşmüyor. Evet, gitgide daha merkezileşme söz konusu. Fakat Rumeli'deki beyler, Sancaklar'daki beyler, ulemanın kendi içindeki grupları, katipleri içine alan, okuma yazması olan sınıfların kudreti bir yere kadar. Kul taifesi olan insanların kudreti, devşirme kökenli olanlarla olmayanların birbirlerine karşı göreceli kudreti, kuvveti, bunları görebiliyorsunuz. Öyle olunca da başa geçme, saltanat verasetiyle ilgili hemen hemen bütün mücadeleler mümkün olduğunca fazla hizibi ve grubu kendi yanında toplayan kişinin kazandığı mücadeleler haline geliyor. Yani bir yandan saltanat verasetinde takdiri ilahi diye bir şey olduğunu varsayıyor Osmanlılar. En azından gelenek böyle. Fakat görüyorsunuz ki takdiri ilahi manipüle etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Takdiri ilahi küçük bir orduyla manipüle edilemiyor. Takdiri ilahi devşirmelerin veya Rumeli beylerinin desteğini almadan manipüle edilemiyor. Ama onların desteğini aldığınızda, başarılı olduğunuzda bu zaten takdiri ilahinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor son kertede. Dolayısıyla bu patrimonyal devletle ilgili Baki Tezcan'ın bu konudaki çalışması bence çok önemli. Zaten o da konunuz olacak galiba yakında. Bu sürprizi de buradan duyuralım. Ha, duyurmamam yok gereken... yok duyurmuştu zaten. Baki kusura bakma. Yok. Duyurduk. Abi, duyurduk hocam yok. Tamam. 500 bin kişi gördü onu. İyi. Baki kusura bakma. Biz 2 gün önce görüştük de o zaman da konuşmamıştık bunu. Onun çalışmasında yani feodal devletler işte gücün parsiyelizasyonunun olduğu, gücün farklı farklı kaynaklardan geldiği devletlerle patrimonyal devletler, Osmanlı İmparatorluğu bazen ikincisinin zarfına sokuluyor. Hemen onun aslında sorunlu bir şey olduğunu zaten Baki de kendi çalışmasında bahsediyor. Ben de 2. Mehmet'ten sonra olan bir taht mücadelesi olduğu için 1. Selim'in mücadelesinin bunu bizzat gösterdiği düşünüyorum. Çünkü evet merkezdeki şahsiyetler önemli, evet Yeniçeriler önemli. Fakat işin son kerteye gelmesine kadar
Önemli olan başka unsurlar var ki onlar merkezde değiller. Sultanın kendisi zaten karşı, en merkezdeki kişi. Merkezde olmayan Rumeli beyleri, Rumeli sancak beyleri, merkezde olmayan taşla dolan kişi, onlar çok önemli. Evet. Adeta kılıçla bir seçim yapılmış. Evet. Seçimi evet. Kılıçla yapmış. Ama zaten öyle şeyler de, figürler var ya, kılıç altından geçmeyi reddediyor. Evet. Yani evet, mesela evet, onlar çok önemli şeyler, çok evet, simgesel şeyler. Evet. Ve çok, yani aslında son derecede vaziyetin ne olduğunu anlatıyor. Yani boynunuzu neredeyse eğerek, Yeniçerilerin tuttuğu kılıçların altından geçerek saraya girmek ya da tahta çıkmak, yani onların gücünü kabul ediyorsunuz anlamına geliyor. Bunu reddediyor. Efendim? Bunu reddediyor. Evet, reddediyor. Fakat mesela bir tane yazmada, şimdi Esenciler'i başlattım, bir tane yazmada, anonim bir eser çünkü, onda saray duvarının kıyısından gizlice içeri girdi diyor. Hı hı. Yani neredeyse böyle sinsi bir şekilde ama biraz da kaçarak tahta geçtiğinden bahsediyor. Yani bir yandan bir güç gösterisiyle Yeniçerilerin kılıcının altından geçerek tahta gitmiyor. Evet. Ama böyle daha, yani belki de çok modern bir kelime, biraz pısırık bir şekilde, evet, çaktırmadan arka kapıdan saraya girmiş gibi bir ibare var bir tane anonim tarihte. Evet. Yani orada bile o kullanılan kelimelerin veya da anlatının tınısından yazarın kişisel olarak ne düşündüğünü görmeniz mümkün oluyor. İşte o kişisel olarak ne düşündüğünü, nereden kaynaklandığını ben hep merak ediyorum. Evet. Kim olursa olsun. Sizin şimdi kitabınızın son kısmında ilginç bir şey var. Mevlana İsa ve Kul Kızı'nın anlatısı. Evet, evet. O çok acayip bir hikaye. Mevlana İsa bir asr-ı saadet tarif ediyor. İşte Yavuz döneminde işte kurtla kuzu bir arada yaşardı vesaire. Barış dolu bir dönemde. Tabii fare başını kedinin ayağına koymuş. Evet, öyle bir hikaye var ama bir de kul kızı denilen Bergamalı bir kadının başından geçenleri, işte hemen o dönemin sonrasında Kanuni döneminde sanıyorum bir dilekçe yazarak. Evet, Cornel Fleischer'in yayınladığı, evet, dilekçe yazıyor ve başına sultanın fermanı olduğu halde yanında o fermanla bir yerden bir yere giderken başına gelmedik kalmıyor. Çünkü dağda sultanın fermanının bir hükmü yok. Yani şimdi burada ikili bir şey var. Yani bir yandan işte bu Selimnamelerde anlatılan böyle bir asr-ı saadet, her şeyin şahane olduğu bir ortam. Ama bir yandan da işte mikro ölçekte insanların gerçek hayatta karşılaştıkları şey var. Şimdi burada biz bunu nasıl okumalıyız hocam? Yani bu zaman zaman Cemal Kafadar'la yaptığımız programlarda da hani onun zaten özellikle böyle gündelik hayatın tarihine yönelik yaptığı şeyler var. Hangisi ne kadar doğrudur veya işte biz bunları nasıl okumalıyız veya nasıl karşılaştırmalıyız? Böyle bir yöntem üzerine de hani belki bir iki bir şey söylemek. Tabii. Cemal Hoca'ya hürmetlerimi ileteyim her şeyden önce. Hocamdır, çok ya, emeği vardır üzerimde. İki program sonra o da burada olacak. Evet. O zaman söylersin. Evet, söyleriz. Zaten biliyor. Zaten evet, biliyor da. Söyleriz. Şimdi o tam sorduğunuz soru aslında benim ilgilendiğim konuya göre, historiografik kısmına, yani tarih, evet, yazımı, evet, kısmına veyahut da tarihsel olarak algıladığımız metinlerin nasıl yazıldığıyla alakalı. Şimdi Mevlana İsa gibi birisi yazdığı zaman veyahut da herhangi bir tarihsel metin kaleme alan yazar yazdığı zaman, yani insanın aklında bulundurması gereken birkaç unsur var. Bir, ne zaman yazıyor? Evet. İkincisi, hangi perspektiften yazıyor? Yani bunu yazan eskiden kadılık yapmış birisi mi, ulemadan birisi mi? Devşirme yoluyla kul statüsünden işte Osmanlı hizmetine girmiş, mesela Kavani'nin Yeniçeriyanı yazan yazar gibi birisi mi? Gibi sorular oluyor. Yani kişiliğiyle. Hamilik meselesi hemen insanın zihnine geliyor. Kim hamisi? Hamisi kim? Kim parasını verdi bu eserin? Evet. Yani onun giderlerini kim karşıladı bu yazarın diye. Onun bir aşama sonrasında hedef kitlesi kim? Kim için yazıyor? Yani böyle bir tane hiç kimse böyle sevgili günlük gibi kaleme almıyor bu tarihsel metin. Ya da öyle, evet, yazıyorlarsa da benim baktığım metinler öyle metinler değil. Ego doküman denen metinler değil. Dolayısıyla birkaç şey göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ben açıkçası
her türlü metine şüpheyle yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum farklı farklı sebeplerden. Bahsettiğiniz anekdotu spesifik olarak söyleyeyim. Mesela Mevlana İsa'nın yazdığı, Selim'le ilgili yazdığı şey onun dönemini hakikaten her şeyin yolunda gittiği, işte merkezileşme sürecinin tamamlandığı, sultanın gücünün neredeyse mutlak olduğu bir dönem gibi resmediyor. Zaten Selim'e esas verilen, zamanında verilen isim Adil. Süleyman'ın da öyle, ondan da öyle bahsediliyor, Selim'den de öyle bahsediliyor. Yani adaleti sağladığı için işte böyle bir barış dolu bir ortam oldu gibi bir resim var kafasında. Tabii burada çok böyle makro düzeyde bakıyor Mevlana İsa. Neredeyse bütün detayların üzerinden geçiyor. Onları şöyle bir çok kalın bir fırçayla boyuyor ve genel bir resim, bir imaj, belki de bir imge sunuyor. Evet. Öbürüne baktığınızda yani kul kızının yazdığı dilekçe ise canı yanmış bir insanın tazminat istemek için yazdığı bir metin. Evet. Dolayısıyla orada yazdığı acıları her ne kadar sıralasa da onların düzeyini bilmek mümkün değil bizim açımızdan. Abarttığı şeyler olabilir, az yazdığı şeyler olabilir. Kendisine o zaman da ayıp gelen şeyler olabilir, üstünü örttüğü. Evet. Mesela orada açık açık söylediği bir şey vardı. Saldırıya uğradım, çocuğumu düşürdüm diye bahsediyor kul kızı. Mesela buradaki saldırının nasıl bir saldırı olduğu, yani darp mı yoksa cinsel alandan tecavüz mü olduğunu bilmek çok mümkün değil. İkincisiyle ilgili bir imaj yaratıyor ama yazdığı. Orada bambaşka bir metin var. Bir şikayetname var ve bir rapor var. Neredeyse bir hani polise gittiğinizde tutanak gibi bir yanı var o belgenin. Dolayısıyla ona da bir tutanak olarak bakmak gerekiyor. Her ikisinde de olmuş olan hadiseyi dışa vururken dışarıda bırakanlar, abartılanlar gibi bir kategori mutlaka vardır. İşte orada da yazarın amacını düşünmek lazım. Bu benim için hem heyecan verici hem de maalesef içinden her zaman kolay çıkılabilen bir mesele değil. Ama çok çok kısa haliyle söylemek gerekirse Mevlana İsa'nınkinin aşırı derecede belki idealize edilmiş bir resim olduğunu, imge olduğunu söylemek mümkün. Çeyinkinin de, kul kızınınkinin de büyük ihtimalle gerçeğe daha yakın ve bir şikayetname olduğunu. Evet. Tabii kul kızınınki herkesin başına aynı şey geliyor anlamına gelmiyor onun tecrübesi. Fakat en azından Selim olarak, Selim tarafından özellikle taşraya gönderilmiş bir kişinin elinde Selim'in fermanı olduğu halde hiçbir şekilde fermana kimsenin saygı göstermediğini ve Selim'in gücünün belki de İstanbul'un birkaç yüz kilometre dışından öteye geçmediğini göstermek açısından önemli. O da zaten patrimonyalizm meselesini. Bu mesela çok şaşırtıcı bir şey. Yani bu kadar şiddet bir padişahın aslında hani çok da bizim dışarıdan gördüğümüz kadar kontrolü gündelik hayatta veya taşrada kontrolü veya belki de o bölgede bilmiyoruz yani o kadarını ama ilginç bir şey yani. Merkezdeki kudretiyle dışarıya yansıyan, gündelik hayata yansıyan çok, ve bu da çok normal yani düşünecek olursanız merkezi bir devletin yani haberleşme ağı şimdiki gibi değil hiçbir şey. Şu anda herkesin her şeyden anında haberi olabiliyor. Doğru yanlış. Evet. Öyle bir imkan yok. Buradan hareketle aslında bir de şeyde geçebiliriz. Bu altın çağ kavramı özellikle Selim'e atfedilen ve sonrasında işte ya ben mesela şimdi altın çağ derken mesela şey denir. İşte Selim hazineyi doldurdu, Süleyman hazineyi boşalttı ondan sonra. Yani böyle bir de bu böyle bir şey var. İdeal hükümdar tipi. Evet. Yani bir anda şeyde yine tırnak içinde kullanacağım. Darbeci bir hükümdar Selim. Ama diğer tarafta da yani o imgenin yaratılması bağlamında konuşacak olursak, yani Yavuz'u yaratmak bağlamında konuşacak, bir ideal bir sultana dönüşüyor ve buradan da altın çağ refer edilen birisi sultan haline geliyor. Yani bunun üzerinden de biraz gidebilir miyiz? Yani bu niye, nasıl yaratılıyor bu? Altın çağ mevzusu da aslında bu şey mi, Selim etrafında yaratılan. Tabii. Yani o kendi başına zaten bir soru. Altın çağ ben bir şey, bir aşama sonra bahsedeyim. Fakat idealize edilmesi Selim'in darbeci bir sultan olmasına rağmen diyelim. Hoş orada çok manası yok. Belki anakronik olacak ama. Yok yani anakronik olarak. Evet ama evet. Yani baba, eninde sonunda babasını zorla tahttan etmiş olan şiddet bir bireyden bahsediyoruz. Yani bu isminin Yavuz olmasının sebebi de o.
Bu ikisi ayrılıyor aslında. Yani önce Selimnamelerde bilhassa bu başa geçişindeki sorunlu kısımları mümkün olduğunca tahsis etmek için bir çaba var. Bir sürü hanedan tarihinde de bunu görüyorsunuz sonra, sadece Selimnamelerde değil. Fakat başa geçtikten sonra yaptıklarıyla ilgili bambaşka bir imge var. Yani başa geçti, tamam, babasını tahtından etti, belki gayrimeşru yöntemler kullandı, tamam. Ama başa geçtikten sonra ne yaptı sorusuyla ilgilendiği zaman hanedan tarihleri veyahut da Selimnameler, orada başka bir imge var. Birincisi Fatih bir sultan. Yani Osmanlı topraklarını iki katından neredeyse fazlasına çıkarmış. Osmanlı toplumunun yani yarısından fazlasının ilk defa Müslüman olduğu bir imparatorluk kurmuş. Ve bunu da işte Fatih Sultan olarak yapmış birisinden bahsediyoruz. Bir öyle bir imge var. Bu da son derece başarılı ve son derece olumlu bir imge. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu her imparatorluk gibi yayılmacı siyaseti güden bir imparatorluk. Onda da Selim herkesten daha başarılı. Yani her zaman şeyden bahsedilir, Kanuni Sultan Süleyman için, 1. Süleyman için işte at sırtında sürekli idi, işte sarayında vakit geçirmedi falan diye. Tek tek seferde olduğu günlerle merkezde İstanbul'da olduğu günlere baktığınızda Selim ve Süleyman'ın son derece büyük fark var aralarında. Evet. Yani dörtte birinden fazlasını vaktinin seferde geçirmiş bir sultandan bahsediyoruz bir tanesinde. Diğerinde çok daha az bir süre var. Bu Hakan Karatekin'in makalesinde onları Naima tarihinin üzerinden günlerini bile belirtmişti Hakan. Yani böyle bir imge var bir kere. Bu olumlu bir imge. O işe yarıyor. İkincisi devletin bazı kurumlarının 2. Bayezid döneminde artık konsolidasyona başlamış oturması söz konusu. 1. Selim döneminde bunu da görüyorsunuz. Ama belki de en az bunlar kadar önemli olan başka bir unsur, Selim'i belki altın çağı gibi veyahut da ona benzer olumlu bir dönemin sultanı olarak görmenin sebebi, bir sürü yazarın, bilhassa nasihatname yazarlarının eserlerini Selim'den sonra kaleme almış olmaları. Yani Kanuni'nin bilhassa 1550'den sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesinin yavaşladığı, kurumsal bazı problemlerin ortaya çıktığı, bilhassa terfilerde problemlerin ortaya çıktığı, yolsuzluğun arttığının gitgide daha fazla rapor edildiği bir dönemde nasihatnamesini yazan yazarlar, kendi içinde bulundukları dönemde başta olan sultandan kesinlikle olumlu ibarelerle bahsetmiyorlar. Çünkü kendi dönemlerinde problem var Süleyman, biraz bir meseleden sonra. Ama bakabildikleri ve belki de biraz abartılı bir şekilde olumluladıkları bir dönem var. O da Süleyman'dan hemen önceki dönem, Selim'in dönemi. Fetihlerin yapıldığı, konsolidasyonun sağlandığı bir dönem. Dolayısıyla baktıkları açının çok çok önemi olduğunu düşünüyorum ben. Bu şey demek değil, nasihatname yazarları Selim'den bahsederken mutlaka ve sadece olumlu şeylerden bahsediyorlar anlamına gelmiyor. İsmini zikrettikleri her yerde olumlu şeylerden bahsediyorlar. Bu bana çok şaşırtıcı gelmişti. Yani Selim gibi Yavuz adını sonra almış, lakabını almış bir sultanın, sultanla ilgili nasihatnamelerde aleni olarak onun isminin açıkça verilerek adının geçtiği her yerde olumlu bahsedilmesi çok tuhafıma gitmişti. Benim beklediğim olumsuz bir yanın olmasıydı. Bilhassa şiddetle ilgili kısmının çok olumsuz olmasıydı. Ama ona çok rastlamadım açıkçası. Şiddetten bahsedildiği zaman bile... Olumlu bir şekilde. Evet, yani gerektiği için işte devletin sırlarını korumak için bunu yapıyordu. Veyahut da işte düzeni sağlamak için bunu yapıyordu. Filan gibi bir şey var, bir arka plan var o anlatılarda. O beni şaşırtmıştı. Çünkü nasihatnameler genellikle veraset sırasında, yani saltanatın veraseti sırasında ne olduğuyla ilgilenmiyorlar. Onunla çok fazla açık seçik ilgilenmiyorlar. Evet. Tabii yani bizim toplumsal hafızamızda Yavuz Sultan Selim'in çok hafızalarımızdaki bir imgesi var. Özellikle böyle işte köprü adının verilmesi falan filan çok tartışıldı vesaire. Ama bir yandan da baktığımız zaman mesela Selim'in iktidara gelmesinde bir takım Anadolu'daki bu Safevi yanlısı ayaklanmalar tarihin bir ironisi olarak çok onun işine yaramış. Onun işini çok kolaylaştırmış bir yandan da. Sizin kitabınızı okurken hani o Safevi yanlısı işte Şahkulu gibi ayaklanmalar olmasaydı acaba Yavuz gibi birisi iktidara gelebilir miydi? O mesela bir soru işareti değil mi? Yani o evet, evet. Bu
Bir de bu şey çok kitabınızı okurken hani oğlunun kefeye, Süleyman'ın kefeye atanmasını sağlanması, sağlayabilmesi, daha sonra kendisinin Trabzon'dan oraya gitmesi, sonra oradan Balkan. Yani adeta bir satranç oyunu olmuş. Yani sanki böyle bir takım fake şeyler yapılmış, işte oğlunu ne bileyim Bolu'ya atanmasını sağlamaya çalışmak falan filan gibi. Ben o yüzden başta taht oyunları dedim yani. Yani gerçekten olağanüstü bir, yani 3-5 sene içinde olağanüstü bir hareketlilik, bir taht oyunu vesaire olmuş. Burada babasıyla işbirliği yapan Süleyman'ın herhalde tek, daha sonraki dönemde tek aday olması veya tek şey olması... Bunun da önü açılmış değil mi? Tabii. Yani şeyde Lütfü Paşa'nın tarihinde galiba bahsediyor Süleyman. Yani Süleyman olmasa Yavuz belki de bu tahtı ele geçiremezdi. Yani bir herhangi bir şehzade olmasa o şehzade de Süleyman olmuş bulunuyor. Evet. Süleyman'ın başa geçişinden önce şeyden bahsediyor. Selim zaten bütün bağ bustağının bütün dikenlerini halletmişti. Dolayısıyla evet. Süleyman rahatlıkla başa geçti filan gibi ibare kullanıyor Lütfü Paşa tarihinde. Yani Süleyman'ın başa geçmesindeki sorunsuzluğu diyelim sağlayan Selim. Ama dediğiniz gibi aynı zamanda Selim'in Rumeli üzerinden, yani Kefe ve Rumeli üzerinden tekrar tahta sahip çıkmaya çalışmasına yardımcı olan da Süleyman. Evet. Bu bahsettiğiniz strateji de hakikaten uzun süreli bir strateji ve takip etmek çok zor. Yani dilekçeleri takip ettiğinizde... Askeri olarak bence büyük bir daha yani. Yani evet. Normalde Manisa'ya gitmesi, Manisa'ya hatta Amasya'ya gitmesi evet, gerek Amasya, değil mi? Ama Manisa, çok Bolu. Yakınken şey üzerinden, Karadeniz üzerinden inatçı keriban gibi oradan böyle dolaşarak geliyor. Tabii. Deniz üzerinden gitmek Kefe'ye çok daha çabuk olan bir şey. Yani karadan gitmek gibi. Bir de sadece Selim, Ahmet ve Korkut'tan bahsetmiyoruz. Burada Ahmet'in oğullarının da sancaklarda olması söz konusu. Yani hem tahta bizzat sahip çıkmaya çalışan insanlar var hem de onların oğulları üzerinden yürüyen başka bir böyle tam bir game theory gibi bir şey var. Böyle oyun teorisi gibi bir şey var. Yani ben oğlumu hangi sancağa koymaya çalışırsam reddedilirim ki o zaman kefeyi isteyeyim gibi hep böyle 2-3 aşama sonrasını düşünmek zorunda olan. Yani bunun ben sadece Selim'in strateji olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani şehzadelerin hepsi bu stratejilerle hareket ediyorlar. Fakat Selim tabii başarılı olan olduğu için daha fazla ve daha açıkça göze batan o oluyor. Yani bu son derece normal. Bir şey daha söylediniz ama siz bundan önce Safevilerle ilgili. Yani işte Şahkulu bu isyanlar. Şahkulu isyanları olmasa. O tarihin bir ironisi yani. O kesinlikle. Onu okurken hep aklıma o şey geldi. Kesinlikle. Yani Safevilere en şiddetli şekilde karşı çıkıp onları yıkacak derecede artık yine hasar veren, neredeyse yıkacak derecede hasar veren sultan aslında Safevilerin fışfıklamasıyla diyelim. Evet. Onların da dürtmesiyle birlikte 1511'de baş gösteren, tek eğilme baş gösteren Şahkulu isyanının yarattığı karışıklıkla beraber ve o toz dumanın arasında sivrilmesi hakikaten çok önemli. Evet. Yani bu kitabın içinde ben yazmadım ama doktor tezini yapmak üzere gittiğimde Amerika'ya benim düşüncem Şahkulu isyanıyla ilgili çalışmaktı. Ve aslında oradan başladım. Evet. Doktor yeterlik sınavları geçtikten sonra Şahkulu isyanıyla ilgili bir şey yapmak için başladım çalışmaya. Fakat isyana ne zaman dalmaya çalışsam hep Selim bir taraftan çıktı. O saltanat kavgasıyla eş zamanlı olması. Ve oradan da gönlüm gitgide tarih yazımına kaydı. Neden tarihi yazan kişiler neden yazdıkları gibi yazıyorlar sorusuna kaydı. O yüzden Selim'e odaklanmamın sebebi de Şahkulu isyanının kendisiydi. Evet, yani benim kendi akademik konu seçimimde bile etkili Safeviler ve Şahkulu. Evet. Selim'in başarısına veyahut da sivrilmesinde son derece etkili. Şahkulu'yla mücadele eden Ahmet'in başarısız olması, imparatorluk ordularının başarısız olması, dolayısıyla askeri açıdan yeterli birisinin başa gelmesini, Yeniçeriler dahil bütün askeri sınıfın, yani savaşçı sınıfın istemesi hep onunla ilintili, haklısınız. Evet. Bir de yine bu Safevi mevzusu üzerinden yaratılan bir şey var, imge var. Mesela işte Şah İsmail'e karşılıklı satranç oynamaları falan. Evet. Böyle bir de mitik bir yanı var değil mi tabii, şeyin? Tabii, tabii.
yani o serimnameler üzerinden mi gidiyor artık bilmiyorum ama. Tabii anonim tarihlerde var ona benzer şeyler. Yani çoğu o, daha geç tarihli. Ben sanki böyle şey gibi geliyor. Evliya Çelebi'nin olabilir hikayesiymiş gibi şeyini hatırlamıyorum da. Yani o işte Şah İsmail ile karşılıklı Tebriz'de satranç oynuyorlar falan böyle. Böyle bir de şey var yani mitik bir yanı evet, da var. Evet. Yani o şeyde de çok kuvvetli yani sadece Osmanlı tarih yazımında değil diğer kültürlerin tarih yazımlarında da çok kuvvetli. Yani imgesi bir kere yerleşmiş birisiyle ilgili hikayelerin gitgide artması, efsanelerin gitgide artması son derece normal bir süreç. Evliya Çelebi veyahut da onun gibi popüler kültürden de bir şeyler alıp onları yazılı metinlerinde aktaran insanların da bunlardan bahsetmesi son derece evet. Anlayın. Bir tek tabii şöyle bir şey oluyor. 2-3 derece gerçeklikten uzaklaşıp anekdotları işte sembolik değerleri yüzünden anlatan yazarlar bu sefer 21. yüzyıldan bakan bizim gibi insanlar için ya hakikaten böyle bir şey olmuş olabilir mi sorusunu çıkartıyorlar ortaya. Tarihçiler için ona evet demek son derece zor ve tehlikeli zaten. Dizi film yapımcıları için değil benim anladığım kadarıyla. Yani efsaneyi alıp seyircinin tüketimine rahatlıkla hiç sorgulamadan sunmak problem olmuyor. Evet. Ne Muhteşem Yüzyıl'da oluyor ne Ertuğrul'da oluyor benim anladığım o. Ama tarih yazımında o bayağı problemli bir şey. Şu soru sorulabilir yalnız. Hangi dönemde nasıl bir Selim veyahut da Süleyman veyahut da başka hangi tarihsel kişilikten bahsedeceksek onun imgesi var olabilir. Nasıl bir imge yaratılmış diyelim 17. 18. yüzyılda. Ve hemen ardından gelen soru da neden? Yani evet. Bu şekilde metodolojiyle onları test etmek mümkün. Hocam peki şunu da söyleyebilir miyiz? Bu yani bu dizi, film bunlar da aslında bir tarih yazımı olarak düşündüğünüz zaman bunu bu kontekste almakta doğru olur mu sizce? Yani bir tarih mesela atıyorum 16. yüzyılda yazmış tarih yazmış birisi gibi bugün de popüler bir tarih metni olarak diziyi, filmi yani mesela Ertuğrul'u veyahut da işte Ertuğrul Dirilişi yahut da işte Muhteşem Yüzyıl şey yapamam bir daha veyahut da Abdülhamit İmgesi. Yani bunlar da aslında bir tarih yazımı değil mi? Yani sizin o baktığınız konteksten bakarsak yani o işte tarih yazımı problematiği üzerinden bakarsak. Evet yani bilhassa Abdülhamit'le ilgili olanı ben tarih yaratımı derdim. Yani yaratı aslında ama bunlar da yani, şundan değil mi? Ben şunun için söyleyeyim. Mesela Yavuz Selim var, Selim İmgesi var. Ama oradan mesela üretilen şeyler tabii, var. Tabii. Yani gerçekle diyoruz ya, gerçekte olan var bir de tarihçinin yarattığı tabii. Şey var. Bu diziler de aslında böyle bir kurgu üzerinden bir tarih yaratıyorlar aslında. Doğru. Yani bir imge yaratıyorlar. İmge yaratıyorlar. Ve yalnız o imgenin tarihselliği daha tartışmalı diğerlerine göre. Yani Evliya Çelebi bir imge yarattığı zaman o işte 17. yüzyılda dolaştığı yerlerde duyduğu, ettiği hikayeleri bir kısmını olmuş gibi anlatsa da biz ona tarihsel, yani tarihçi olarak baktığımızda ya tamam bu popüler kültürde yeri olan bir şeyi almış, aktarmış diye bakıyoruz. Fakat dizilerde benim en azından sokaktaki yani nasıl söyleyeyim, tarihçi olmayan insanlarla konuştuğum zaman anladığım şey onları gerçek gibi görüyorlar. Yani bugün Ertuğrul dizisinde ne olacak, şu konuda ne olduğunu seyredeceğiz diye bakan insanlar bu çok tehlikeli bir şey. Bu tarihsellik açısından çok tehlikeli. Popüler kültür açısından çok önemli. Orada katılıyorum ama o tarih yazımından ziyade yani yeni bir hikaye yaratımı var orada. Ama yani benim işte şeyde takıldığım şey o. Yani 16. yüzyılda, 17. yüzyılda kahvehanede Şehname dinlerken aynı etkiyi yaratmıyor muydu? Yani bu şu anda mesela dizi izleyen kişiyle 17. yüzyılda bir kahvehanede Şehname dinleyen insan. Yani onun da şeyi olmaması gerek. Yani tarihsel gerçekliğinin gerçeklikle kurduğu bağlantı bence aynı seviyede gitmiş gibi geliyor. O yüzden yani tarihçiler için genelde şizofren ruhlu insanlar derler. Bir çalıştıkları dönemle ilgili bir algıları var. O dönemde yaşıyorlar. Bir de bugün de yaşıyorlar. Ben şizofreni de çok ileride değilim. Yani o dönemi bu döneme çok bağlayamıyorum. Yani ben daha çok bu dönemde yaşıyorum. O döneme baktığımda benzer bir şey görüyorum. Yani kurgunun bir fonksiyonu var. Evet bir işlevi var. Kesinlikle haklısınız. Fakat şu andaki kurgu o kadar gözüme batıyor ki yani kurgusal ama yanı. Ama içinde olduğunuz için mesela bundan 100 sene sonra bu dizilere bakıldığı zaman olabilir. Mesela bir tarih metni gibi
Çok problemli tarihler çıkar oradan. Yok, ben orada tarih metni derken tabii bunu hep tabii, şey tabii. içinde kullanıyorum. Tarihselliği içinde baktığın zaman. Anlatı evet, olarak evet. kullanıyorum. Nereye yani oturuyor şey diziler? Haklısınız. Yani ben ona, sen gülüyorsun da şimdi. ya şimdi kahvehanedeki kısağının anlattığıyla milyonlarca insanın seyrettiği bence aynı, bence aynı etkiye dizi, sahip. Yani o gerçek, yarattığı gerçeklik, tiyatralaması. Bence şu anki daha tehlikeli bir şey. Yani şimdi... Hikayeden yani edebi bir metinden bahsettiğiniz zaman veyahut da popüler bir hikayeden bahsettiğiniz zaman ben kesinlikle katılıyorum. Orada kurgu olduğunu bilerek dinliyor insanlar hoşça vakit geçirmek için. Ama tarihsel ama bir metinde mi? Ama öyle mi yani? Şimdi birinci olarak televizyondakine benim bayağı iman ediyorlar. Yani kurgu olduğunu bile evet. fark etmiyor adam. Yani elinde kılıçla yani dizi seyreden adam var diriliş, yani. Diriliş mevzusu belki biraz şey olabilir. Çok böyle karikatür bir durum olabilir ama onun haricinde mesela Abdülhamit o Türk dizileri için şey yapabiliriz mesela hani biraz daha ama daha böyle estetize edilmiş mesela Vikingler işte, historic channel'da gösteriyorlar falan gayet düzgün hani konteksti ölçülü hani şeye de uymasa tarihsel vakalarla birebir örtüşmese bile böyle bir anlatısı var ve onun yarattığı bir imgelem var. Evet, o gerçekliği evet. ya benim oradaki sorunum şu. Yani buradaki diriliş Abdülhamit şey olabilir. Diyorum ya karikatür olabilir ama insanların kahvehanede dinlerken onun gerçek olup olmadığı veyahut da edebi bir metin olup olmadığını yani gerçek olarak dinliyorlar bence. Evet o konuda haklısınız işte bence tarihçi açısından problemli olan o. Çünkü öyle bir şey ki yani sizin de başınıza gelmiştir ne iş yapıyorsunuz diye sorduklarında mesela ben tarihçiyim dediğinizde genelde ilk cümle ben de tarihi çok severim olup size... Çoğu zaman sizin uzmanlık alanınızın dışında ama yine bir şeyden bahsediyor insan. Evet bu yani artık yani benim yaşımda artık herkesin alıştığı bir şey bu. Fakat oradaki tarih bilgisini diyelim tırnak içinde besleyen şey maalesef bu popüler kanallardan gelen imge. O imge bir bilgiye illaki dayanmıyor. Çoğu zaman günümüz politikasıyla, siyasetiyle çok çok yakın temas halinde. Yani Amerika ile işler bozulduğu zaman... Elçiye tokat adam bir Abdülhamit imgesi çıkıyor böyle karşıya. Yani orada çok çok giriftli ve çok net bir bağlantı var. Pazartesi gündelik hayatta olan şeyi Cuma günü, bilmiyorum hangi gün yayınlanıyor ama bir hafta içinde, iki hafta içinde dizide görüyorsunuz. O çok problemli bir şey. Ha, akademik açıdan ona da bakmak mümkün. Ya ben... Neden o dizide o gün öyle bir imge vardı diye bakmak mümkün. O konuda haklısınız. Fakat oradaki kurgu çok daha ağır bence. Ve edebi bir metini anlatan kısahana İnsanlar baktığı zaman nasıl dinliyorlardı, Abdülhamit'i veyahut da Ertuğrul'u seyreden insanlar nasıl seyrediyorlar arasında birincisine daha fazla belki en azından benim zihnimde canlandı. Daha fazla bir eğlence önceliği var. Diğerinde ise kafadaki imgenin teyidi ile ilgili bir dürtü var gibime geliyor. Evet. Ve o çok sorunlu bir yere götürüyor. Zaten muzaffer bir toplumuz, zaten şöyle bir toplumuz, zaten böyle bir toplumuz. Ah işte dizide de böyleydi, tamam artık kendi kafamdaki evet imge neyse onu teyit eden bir şey var. Bu yani siz de çok karşılaşmışsınızdır eminim. Yani evet. Askerdeyken aklıma geliyor yani bir tane enstantane. Çok kısa bir askerlik olmasa ama çok uzun anılarım oldu. Her kısa askerliği olanlar gibi. Hepimiz gibi. Evet. Yani tarihçiyiz dediğimizde işte üç kişi biz aynı doktora programından gittik. Aynı mangaya düştük. İşte ikimiz tarihçiydik. Biri Cemil Aydın, diğeri ben. Bir de Aykan Erdemir. O da sosyal antropolog. Cemil'le bizim problemimiz, biz tarihçiyiz dediğimizde hemen biz de tarihi çok severiz deyip bir şeyler söylüyorlardı. Mesela bana gelen ilk soru şuydu. Mohaç Savaşı'nda işte ordularımız sağ taraftan mı gidip düşmana saldırdı? Ben bilmiyorum dedim, orada değildim. Yani benim bildiğim bir şey de değil, ilgilendiğim bir şey de değil. Ama onu bir eğer bunu söylerseniz de bunun şey, yani hiçbir şey bilmiyor ki bu adam, niye dikkate alalım gibi bir imge yaratıyorsunuz karşıda. Evet. Aykan'ın işi çok kolaydı, o sosyal antropolog diyordu, kimse bir şey sormuyordu biraz daha. Ama Cemil'le bizim durumumuz farklıydı. İşte, maalesef o, yani benim açımdan maalesef, o diziler maalesef bilgiye dayanmayan temelsiz özgüveni teyit etmesi dolayısıyla problem yaratıyor. Evet, hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yavaş yavaş toparlayalım. Bir saati de geçtik aşağı yukarı. Güzel bir yayın oldu. Sizi yorduk bugün buraya kadar.
138. yayınımız bu akşam sona eriyor. Önümüzdeki hafta 139. yayınımızda Nükhet Varlıklı Osmanlı'da veba iyi konuşacağız. Güngör Bey'e de buradan teşekkür etmek istiyorum. Güngör Tek Göğüş'e. Evet. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu yayınların tekrarını YouTube kanalımız Kültür Tarihi'nde bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.